İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Baharın gecenin gündüzle eşit olduğu 20 Mart aynı zamanda Ermeni Paskalya günüdür. Batı Ermenistan'ın Harbert ve Sebastia illerinde deprem meydana geldi. Artsakh Devlet Başkanı'nın toplantısında başkent Stepanakert ve bölge programlarıyla ilgili konular ele alındı. Suriye'de var olan durum. İtalya'daki koronavirüs kurbanlarının sayısı Çin'deki sayıyı aştı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ulusal Galerisi'nde Dali ve Picasso sergisinin zamanı uzatılacak. Bugün Dünya Uluslararası Günü. Sevgili Ermeniler, bugün baharın gecenin gündüzle eşit olduğu Ekinoks günü olan 20 Mart Ermeni Paskalya günüdür. Kutsal Haykyan takvimine göre Gregorian takvimi bu yıl 20 Mart'ta başlıyor, dolayısıyla yarın Arek ayının Arek günüdür. Tüm Ermenileri Paskalya arifesine tebrik ediyor, sağlık, refah ve başarılar diliyorum. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde ve kısa süre sonra 3.6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Depremler Elazığ merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Tokat'tan da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Stepanakert Belediye Başkanı ile Bölge İdare Başkanlarının katılımıyla 19 Mart'ta bir konsültasyon gerçekleştirdi. Başkentte ve bölgelerde uygulanan programlarla ilgili konular ele alındı ve yeni koronavirüs ile mücadelede alınan önlemlere dikkat çekildi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, gerekli tüm tıbbi malzeme ve dezenfektanların alınmasının ve bölgede koordine edilen dezenfeksiyon çalışmalarının gerekliliğinin altını çizdi. İstişarede Devlet Bakanı Grigori Mardirosyan ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Suriye'nin resmi Sana Haber Ajansı, Halep'in Tel Rifat bölgesinde Kürt gruplar ile Ankara'nın desteklediği gerici güçler arasında silahlı çatışmaların yeniden başladığını bildirdi. Türkiye'nin müttefikleri Maranaz, El Malikiya ve Al-Alkamya yerleşimlerinde topçu ateşi başlattı. Bombalamalar bu şehirlerin yerleşim bölgelerini etkiledi ancak herhangi bir kayıp bildirilmedi. Toplam 90 birim ekipmandan oluşan 3 Türk askeri konvoyu İdlib'in güneyinde yeniden konuşlandı. Kısa bir süre sonra askeri konvoylardan birinin Huras Ad-Din savaşçıları tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Olay Muhambal kasabasının yakınında meydana geldi. Öldürülen 2 Türk askeri ile yaklaşık bir düzine yaralı hakkında bildirimde bulunuldu. İtalya'da 19 Mart akşamı koronavirüs ölümlerinin sayısı 3.405'e ulaştı. Sadece bir günde 427 kişi öldü. Aslında İtalya'daki bu enfeksiyondan yeni koronavirüsün merkez üssü olan Çin'den daha fazla insan öldü. 19 Mart itibarıyla Çin'de 3.245 kişi koronavirüsten öldü. Toplamda 19 Mart itibarıyla dünya çapında yaklaşık 240.000 koronavirüs vakası bildirilmiş ve 10.000 civarında ölüm vakası kaydedilmiş durumda. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Resim Galerisi'nin basın görevlisi Anuş Nigogosyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı konuşmada sanatsever ve koleksiyoncu Uluslar Sanat Vakfı Başkanı Alexander Shadri'nin özel koleksiyonundan heykel, çanak çömlek, grafik ve seramik eserleri toplam 200'den fazla eserin yer aldığı Dali ve Picasso sergisinin günlerinin uzatılacağını ifade etti. Nigogosyan, galeri yönetmeni Armen Zarukyan, koleksiyoncu Alexander Shadrin ile serginin günlerini uzatmak için anlaştı. Ancak serginin ne kadar daha devam edeceğini kesin olarak söyleyemeyiz. Bunun nedeni ülkedeki koronavirüsün yayılmasından kaynaklanıyor, dedi. Birleşmiş Milletler'in girişimiyle dünya çapında 20 Mart günü Dünya Günü olarak kutlanıyor. Ayrıca uluslararası bayramlar takviminde dünyanın iki günü var. Bugünkü baharın gecenin gündüzle eşit olduğu ekinoks günü ve ikincisi ise 22 Nisan. İlki barışı koruma ve insancıl, ikincisi ise çevreseldir. Kalenderin aktardığına göre Dünya Günü için 20 Mart tarihi Birleşmiş Milletler tarafından 1971'de seçildi ve resmi olarak onaylandı.
Çünkü gezegenin biyolojik ritminin değişip gelişiminin yeni bir aşamasına geçerek doğanın uyanışıyla ve yenilenmesiyle birlikte baharın geceyle gündüzün eşit olduğu ekinoksuna denk geliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ananya Hovsepya'nın seslendirdiği Aşuk Şeram'ın Canabahız Öndal Tepkis adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.